Serbest 8'den herkese selamlar, Wonderkid raporunda bu kez konumuz Gökdeniz Gürpüz. Aslında bu videoyu daha önce yapmıştım, yaklaşık 4-4,5 ay önce. Hatta Wonderkid raporun en e, baştaki isimlerden bir tanesiydi. Çünkü o yaş kategoride U17 milli takımımızdaki en dikkat çekici yeteneğe bana kalırsa ve bir videosunu yapmışım Serbest 8'de. E, ama şu an için Galatasaray'ın e, oyuncusu olmak olmak üzere hani sadece prosedürün beklendiği söyleniyor. Çok önemli bir yatırım olarak görüyorum ben bu transferi. Hatta şöyle özetleyeyim. E, hatırlarsanız o videoyu belki izlemişsinizdir. sürekli altını çizdiğim durum şuydu. Bir an önce ameli takımda da forma şansı vermemiz gereken ve Almanya'ya kaptırmamız gereken bir yetenek olduğundan bahsediyordum. Ve açıkçası Süper Lig'deki büyük, takımların, büyük takımlarımızdan birinin alma ihtimalini ben düşük görüyordum. Oyuncunun potansiyeli sebebiyle sanki Avrupa futbolunda kalır. Ama biz en azından milli takımda kaybetmeyelim. A milli takımda oynatalım. O resim maçları hemen verelim gibi bir fikrim vardı. Potansiyelini çok yukarıda gördüğümü buradan anlıyorsunuzdur. Bu da o yüzden ikna süreci çok önemli olmuştur. Muhtemelen Galatasaray'da Göktenizi ki Galatasaray hani çok takımımız artık zaten burada parlattığı oyuncuları yurt dışına rahatlıkla satabiliyor. O noktaya geldik. Belki Gökdeniz Gürpüz dışında hani bu Avrupa futbolundan vazgeçme amacı yoktur. Galatasaray'da gelişimini devam ettirip Galatasaray'da ilk resmi maçlarını e, burada forma giyip ilk adımları burada atıp sonrasında belki de tekrardan Avrupa futboluna gitme hedefi vardı. Çünkü eğer beklediğim potansiyeli gerçekleşirse buralarda tutmanın çok zor olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, o video yaptığımda bir e, herhangi bir takımımızın gündeminde değildi. Oyuncunun genel bir profilini değerlendirmiştim. Yine benzerini yapacağım ve Galatasaray'da kısa vadede nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğiz tabii ki. E, ve bu arada aynı milli takımda İki tane çok oyuncu, iki oyuncu çok dikkatimi çekmişti. Birisi Gökdeniz Gürpüz. Zaten Efe Efe var Galatasaray biliyorsunuz o da o benim takımda. Ama e, ben özellikle Gökdeniz ve Mertcan Ayhan'ı çok beğenmiştim. Kaan Ayhan'ın kardeşi. Bence Galatasaray'ın Kaan Ayhan <laughs> faktörüyle Mertcan Ayhan'ın da eğer öyle bir hayali varsa oyuncunun. Yine benzer şekilde Galatasaray'da ilk yıllarımı geçireyim sonrasında Avrupa'ya geri döneyim bir hayali varsa. Ben Mertcan Ayhan'ı da kaçırmamız gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın böyle bir fırsatı varken elinde. Abi kontenjanı varken. Ee, yani Gökten Gürpüz transferi gelmişken o da bir aklıma gelmedi değil. Onunla da ilgili, ilgili bir video yapacağım. Mertcan Ayhan'la ilgili bir video gelecek yine Serbest 8'de. Siz de Serbest 8'e abone değilseniz abone olarak ve videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basarak destek verebilirsiniz. Bondur Kit Raporu'da, Manç Ertesi'de, İş Yapar mı serisi ve daha birçok seri Serbest 8'de devam edecek. Gökdeniz Gürpüz. Oyuncunun profilinden yine kısaca bahsetmek gerekirse neden bu kadar çok potansiyeli yüksek görüyorum? En başta dribbling meziyeti. Yıldır Aybaş e çok benzetiyorum. Zaten çıkış yaptığı futbol ülkesi de benzer. Evrimi de çok benzer. İşte kenar forvet gibi kullanıl kanat gibi kullanılabilecek ilk etapta dribbling meziyeti sebebiyle. Sonrasında yavaş yavaş merkezleşecek. 10 numara, merkez orta saha, iç orta sahalardan bir tanesi olabilecek bir oyuncu Gökdeniz Gürpüz'de. Yıldır Ay'da hatırlarsanız ilk Ümit Milli maçlarında Nihat Kahveci ile ilk Ümit Milli maçlarında kenar forvetti. Daha doğrusu kanat oyuncusuydu. Topla birlikte çok rahat bir şekilde çizgiye kadar inen, çok rahat adam, rahat adam eksilten bir oyuncuyken bizi Dünya Akbası'na götüren on numaralardan biri haline gelmişti. Kilit isimlerden biri haline gelmişti. Hasan Şaşa yaptığı, buraya bakarken diğer tarafa attığı asist hala gözümün önünde. Ee, merkez orta sağlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak seviyeye gelmişti Yıldır Aybaşlık. Gökdeniz Gürpüslere benzer bir yol izleyebilir ve potansiyel seviyesi de yakın görüyorum. Kenar yani hani oyun kurucu kanat gibi kullanabilirsiniz. Oyuncu profili itibariyle forvet arkasında kullanabilirsiniz. Bence gelecekte fiziği oturunca, oyun aklı, oyun stratejisi iyice oturunca 4-3-3'ün içlerinde müthiş olur. Avrupa futbolun kapıları, büyük takımın kapıları bu formasyonun İçlerinde içlerinde oynadığı zaman o seviye geldiği zaman açılır bana kalırsa. Ki Galatasaray'ın birçok videoda bahsediyorum hakimziye ihtimalle gerçekleşirse biraz daha 4-3-3 takımı olması gerektiğinden bahsediyordum her zaman. Hatta işte Kerem'den böyle bir oyuncu çıkar mı diye iç, iç orta saha işte ucum, orta saha çıkar mı diye bir kafa patlatıyorduk. Son dönemde hani biraz fazla dikine gittiği için topa basmadığı için e, ve Ziyeh'le birlikte biraz çakışma olabileceği için o fikirden vazgeçsem de. Mesela kadro içinden bu tip oyuncuları ararken Galatasaray e, direkt potansiyelinde tabii ki şu an için erkeğe olabilir ama belki de yavaş yavaş sürede verilebilir. Gelecekte direkt oraya oturabilecek ve gerçek anlamda hem potansiyelin karşılığını verebilecek hem de Galatasaray para kazandırabilecek bir oyuncu olabilir. Neden? Yani o bölgede neden fark yaratır? Neden e, bu oyuncu özel bir oyuncu? Dripnik meziyetinin şöyle bir farkı var. Şu adam eksiltme özelliğine iki tane özel iki tane seçenek eklersiniz, artı özellik eklersiniz başka bir seviyeye geliyor. Ritmik özelliği. Hatta üçü de çıkartalım bunu. Adam eksiltme özelliğiniz var diyelim. Şunun cevabı pozitifse bir yan özellik daha ekliyorsunuz. Sırtınızda rakip varken, yüzünüz kendi kaleye dönükken topla birlikte dönebiliyor musunuz? Yani adam eksiltme becerisini, dripling becerisini topla dönüşlerde de kullanabiliyor musunuz? Gökdeniz Gürpüz şu an için kendi yaş kategorisinde milli takım, milli maçlarda gördüğümüz üzere evet kullanabiliyor. Sadece yüzü rakip kaleye dönük işte hızını aldığında adam eksilten bir oyuncu değil. Baskı altında kendi topla dönebilen bir oyuncu. Bu ekstra bir dribbling özelliği. İkincisi açık alan driplingçi misiniz? misiniz? Yoksa dar alan becerisi de var mı? Yani dar alanda da adam eksiltebiliyor musunuz? Bu da çok farklı bir şey. Yani biraz daha çabukluğunu kullanıp Rakibin yanından vurup gitmek ayrı bir şey. Sıkışmış alanda adam eksiltmek ayrı bir şey. Galatasaray'da hangisi gerekli? Sıkışmış alanda adam eksiltmek daha önemli bir meziyet. Hele ki merkez orta sahada da bunu yapabiliyorsanız. Ne aile. Gökden Üzgürpüz yine kendi yaş kategorisinde. Bu özellikle pozitif. Yani bunun sebebi top ayağına çok yakın. Top ayağına çok yakın şekilde diriltmek yapıyor. Hep hakimiyetinde ve bunu dar alanda da yapabiliyor. Sadece açık alanda değil. Hatta daha çok dar alanda yapabiliyor. E, o yüzden... Adam eksiltme becerisini ekstra özellik olarak dar alan becerisini de ekleyebiliriz burada. Ve üçüncüsü ve en, en önemli önemlisi, hani Drip Link ekstra yan ürün e, eklemeniz gereken en önemli artı da şudur. Final hareketi nasıl yapıyorsunuz? Emre Mor'un bir türlü, e, zamanda Borussia Dortmund'un çok ciddi yatırım yapmış olmasına rağmen yavaş yavaş kariyerindeki düşüşün yaşama nedeni buydu. Final yoktu. Adam eksiltme özelliği her zaman vardı, final yoktu. Hala da tam olmuş değil. E, Gökdeniz yine bu yaş kategorisine söylüyorum. Bunu aşması için şu an 2006 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. 17 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. E, eğer bunu üst seviyelerde Galatasaray'da resim maçları çıktığında da buralardır yapabileceğini kanıtladığında başka şeyler konuşturur. Ama şu an için kendi yaş kategorisinde yaptığı şeylerden, özelliklerden bahsediyorum. Final de var. Yani bu final kilit pas olarak da var. Şut olarak da var. Daha iyisi olabilir tabii ki. Daha iyi seviyeleri olabilir. Kilit pas çok fazla deniyor. İsabet oranı çok yukarılarda değil. Toy bir oyuncu olduğu için. Aslında doğru seçenekleri görüyor ama isabette sorun yaşayabiliyor. Ama o akıl var. O topu atma aklı var en azından. Düşüncesi var. Daha da gelişebilir. Şut özelliği de var. Hatta yine bahsettiğim milli maçlarda Finlandiya'ya karşı güzel sol bir gol vardı. Hani iki ayla da şut atabiliyor. Daha iyisi olabilir. Biraz ayak içini kullanan bir oyuncu. Bu kadar önünü çok rahat boşaltan bir oyuncu. E, şut meziyetlerini biraz daha çeşitlendirirse hani ayak içinde kullanabilirse bunu sert şut olarak da dönüştürebilirse şut repertuarını geliştirirse zaten önünü bu kadar rahat eksilten bir oyuncu skora da çok yakın olur diye düşünüyorum. Bu konuda çalışacaktır çalışmalı. Kill pass ve şut oranını daha da yukarılara isabet oranını daha da yukarılara çekerse e, yine başka şeylerden konuşturacak bir oyuncu olabilir. Yani şu an umut ettiği şey Potansiyel olarak umut verdiği şey buralar ekleme yapması gereken şeyler aslında daha basit şeyler. Mesela o daralan becerisi, dreamlik, adamı eksiltme özelliği bunlar çok çalışarak e kazanacağız şeyler değil. Doğuştan yetenekle gelecek şeyler. Bu bahsettiğim şeyler aslında maç pratiği arttıkça, kendisinin antrenmanlarda bireysel çalışmalar adadıkça e eklenebilecek özellikler bunların hepsi. Yani tarihin en iyisi belki de Lionel Messi. Onu nasıl geliştiğini hatırlıyorsunuz. Free kick mesela 25 yaşından sonra falan geldi. Yani şimdi yaşını attım da. En başlarda çok fazla frikikte inanılmaz bir bitirici değildi. Korkunç bir frikikçi oldu mesela zaman geçtikçe. Baktı ki bu eksik bende. Bunu daha fazla geliştirmeyin bayağı olağanüstü bir frikikçi haline geldi. Yani Messi bile kendisini geliştiriyor bir belli bir Messi olmuşken bile kendisini geliştiriyor ondan bahsediyorum. O yüzden oyuncunun seviyesi ne olursa olsun zaten bu eksik gördüğü üstüne gitmesi gerek. Gökdeniz de eksiklik değil aslında şu an kilit pas ve şut becerisi. Üstüne giderse başka şeyler konuşturur. Hani kusursuza yakın yaparsa o işleri başka şeyler konuşturur diye altını çiziyorum. Zaten oyuncunun belli bir taktik disiplini var. Oynadığı e, kulüpler sebebiyle, altyapıdaki alt eğitimi sebebiyle. Orada or zaten farklılık oluyor bunu kabul edelim. Bunu bizde bizden yetişmiş Türk oyuncular, yetenekli Türk oyuncular da kabul ediyor. Belli bir seviyeden sonra için taktiğini öğreniyoruz diye. Ama Almanya'da öğretiyorlar. Duracağı yeri, nerede top kesmen lazım... Nerede basit oynaman lazım. yani Genel e, taktik disiplini iyi bir oyuncu Gökdeniz Gürpiz. Çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen. Yani şöyle bir oyuncu beklemeyin. Çok yetenekli madem. Alıyor topu gidiyor. Her seferinde değil. Takım onun içerisinde de gösterebiliyor bu yeteneklerini. O öne önemli bir şey. O eğitimi Almanya'da almış olması kendisinin avantajı tabii ki. Fizik olarak daha gelişebilir. Yine yaş aldıkça. E, topla dönüşleri var dedik ama bazen işte o topla rakip arasına girmesi gerekiyor. O zamanı kazandırması için. İlla böyle inanılmaz kaslı, kas yığını olmanıza gerek yok bunun için. Biraz hani yere sağlam basacak bir oyuncu olması yeterli olur bu tip oyuncularda. İşte örnek verecek olsam fizik anlamında Luka Modric diyebilirim. Luka Modric böyle kas yığını değil ama yere sağlam basan, kemik gibi bir oyuncu. Yani yeterli derecede bir kuvvet edinmesi yeterli olur bu tiplerin. Çünkü asıl meziyetleri zaten daralan becerisi olduğu için. Onu kaybetmeyecek şekilde kanunlaşması lazım. Modric bunu çok iyi yapmıştı. Bu yüzden hem... Bu yaşında hala da üst düzey oynuyor ve hep kuvvetli kaldı ve en önemli özelliklerini de kaybetmedi. O tip bir fiziksel gelişimi devam edebilir diye düşünüyorum Gökdeniz Gürfüz. Hakikaten potansiyel ucu çok açık. 4-3-3'ün içleri en iyi, iyi versiyonu olur, en iyi oynayabileceği bölge olur, forvet arkasında oynar. Galatasaray'a gelirse ne olur? Yani gelirse derken e, transfer bitmek üzere ama bu sezon şans bulur mu, kiralanır mı? Ben bu seviyedeyken de Gökdeniz Gürpüz'ün bazı oyuncular gerçekten mesai yerken başlayabilir özellikleri itibariyle. Gökdeniz Gürpüz 17 yaşında olmuş olması, olmasına rağmen bence Galatasaray'da daha ilk etapta kadroda bulundurması gereken bir oyuncu olabilir Galatasaray'ın. Çünkü bu tip bir oyuncuya da ihtiyacı var aynı zamanda. Bazen sıkışan rakiplere karşı merkezde, merkezde topla delici bir oyuncuya da ihtiyacınız olabilir. Ya üçüncü bir Türk oyuncu olarak da sahaya sürebiliyorsunuz. Oyuncu Türk pasaportuna Halil Hazal yani Türk olduğu için öyle bir lüksünüz de var. Bunu şu yüzden söylüyorum bu arada. Yani bu böyle bir yatırımı Brezilyalı bir oyuncu da yapmış olsa Galatasaray'ın yine de iyi yatırım yapmışlardı. O yüzden. Ya yani potansiyel seviyesini o kadar yukarıda görüyorum. Brezilyalıydı. Arjantin. Brezilya hani mezekleri biraz Brezilyalı oyuncuyla benzediği için oradan aklıma geldi. Brezilya'dan getirmiş diyelim. İşte böyle U15'te falan arada bir oynamış bir Brezilyalı ciddi bir yatırım yaptı Galatasaray aldı. Evet bakılması gerekir derim yani. İyi yapmıştırım. Üstelik bu oyuncu Türk. O yüzden çok önemli bir oturum hakikaten. Ee, önümüzdeki sezonda Galatasaray'ın maçına göre oynan sonradan dahil edebileceği bir isim olabilir. Ee, bazı meziyetlere sahip oyuncular vesaire daha başlayabiliyorlar ve o meziyet en çok da dribbling becerisi oluyor. Adam eksiltme becerisi olan e, ve bunun yine yaşına göre iyi seviyede yapabilen oyuncular. Mesaiye çok erken başlayabiliyor ve erken başladığı mesaidir hemen etki gösterebiliyor. Gökdeniz Gürpüz'ün de bu adam eksiltme becerisi, dribbling üstüne şut ve kilit pas atabilmesi, Galatasaray için sıkışan maçlarda oyuna sonradan atabileceğiniz, daha şu yaşında da bir oyuncuya dönüşebilir bence ve önümüzdeki sezonda itibaren kullanılabilir Gökdeniz Gürpüz'ü diye düşünüyorum. Arda Güler'de olduğu gibi, Arda Güler de yaşsız bir oyuncuydu. E bunu her zaman savunuyordum. Ya şu ne olursa olsun bu oyuncunun bu özellikleri kolay bulunur bir özellik değil. Yani fark yaratır daha şimdiden ve yarattığı hemen gitti zaten. Gökdeniz de aynı şekilde. Şimdiden o farkı yaratabilir Galatasaray'da. Hakikaten çok başarılı bir hamle olarak görüyorum. E, Mertcan Ayhan'ı e, da yapacağım. Onu da çok beğenmişim çünkü o fizik kalitesi, farklı pozisyonlarda oynayabilmesi, çabukluğu vesaire. E, güzel bir jenerasyon. Zaten işte 2005'liler, 2006'lılar 2007'liler bayağı iyi oyuncular var. Belki Wonderkid raporunda bu oyunculardan yavaş yavaş bahsetmeye de başlıyorduk. Başladık. Hatta bir tanesi Galatasaray'a geldi. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.